Merhaba arkadaşlar, merak ettiklerinizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uzun süredir sorulan ve bir o kadar da önemli olan bir sorudan bahsedeceğiz. Ama soruyu göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu soruyu soran ilk kişiyi koymamış olabilirim. Çünkü soruyu soran birkaç kişi vardı. Ve asıl amacımız öğrenmek olduğu için kimin sorduğunun aslında pek de önemi yok. Peki, şimdi soruya bakalım. Soru kısacası diyor ki, özel trade yapan villagerlar nasıl yapılır? Hemen bakalım villagerımıza. Evet, bu sıradan bir villager gördüğünüz gibi. Aslında arkadaşlar, yeşil giysili villagerlar normal olarak oyunda bulunamaz ama komut bloğu ile hangi giysi giydiklerine kadar karar verebileceğiz, merak etmeyin. Şimdi bakalım. 2 Emerald'a 2 tane hey veriyor. Güzel, alalım. Oo, süper. Bir tane daha almak istiyorum. Bir dakika, niye alamıyorum? Çünkü ben önceden bir trade ayarlamıştım maksimum trade'ime. O yüzden süper. Aslında evet, 2'ye 2'yi sadeleştirebilirdim. Ne olsun. Şimdi hey alalım bir tane. Pardon, bir tane hey değil, bir tane final sword alalım. Bunların hepsinin ismini kendimiz vereceğiz, merak etmeyin. Şu şekilde. Evet, aldık. Bir tane daha alalım o zaman, sorun yok. Güzel, bunu alabildik. O zaman son bir tane daha alırsak hiç sorun yok herhalde. Bu arada bu niye gitmiyor? Neyse. Çaktırmayın. Gördüğünüz gibi alamıyoruz çünkü 2'ye ayarladım. Peki, bu gereksiz itemlerden kurtulalım ve birlikte bir tane yapalım. Evet, atmışım. Peki, öncelikle yapmanız gereken şey summon village'i. Ondan sonra koordinatlara girin. Ben relatif koordinat kullanıyorum, siz tam koordinatlar kullanabilirsiniz. Bu arada bu işareti yapmayı soran kişiler var, yani şu işareti. Bu işareti yapmak için de yapmanız gereken tek şey alt gr artı ü. Bu kadar. Devam edelim. Ondan sonra data taglar. Öncelikle villager'ın rengine karar verelim. Professions. Profession daha doğrusu. Bu arada yanlış yazmış olabilirim. Doğru mu diye bakarız birazdan. Yeşilinki arkadaşlar 5'tir. Kontrol edelim, yanlış yazmış olabilirim. Evet, tamam. Yanlış yazmışım. Professions. Ops. İşte böyle dandik hatalar yapabiliyorsun ara sıra. Evet. İlgisiyle villager. Düştüm bari. O kadarına da saygılıyız. Peki, ondan sonra trade'lerine geçelim. Offers. Offers bir dosyadır arkadaşlar. O yüzden dosya parantezini açtık. Ondan sonra recipes. Şimdi recipes arkadaşlar yapabileceği trade'leri sıralıyor. O yüzden bu bir liste. Ve listenin içinde birkaç tane trade var. Biz 2 tane trade koyacağız. Ve her trade bir dosyadır arkadaşlar. O yüzden 2 tane dosya. Virgül koyduk aralarına. Öncelikle birinci dosyaya gelelim. Ve trade'imize başlayalım. Öncelikle max uses'la başlayalım. Kaç kez kullanabileceğini gösteriyor. Biz 1 kez demiştik. Ve uses. Uses'de arkadaşlar şu ana kadar kaç kez kullanıldı. Biz şu ana kadar hiç kullanmadık diyelim. Ondan sonra verilecek item, yani bizim satın almak için vereceğimiz item, yani villager'ın alacağı item, o yüzden buy diye geçiyor. Buy arkadaşlar ne olsun, buy arkadaşlar bir dosyadır öncelikle. Sonra içine id'si, emerald'ın id'si 388'dir ve kaç tane alacağımız count, o da 2, çünkü 2 tane emerald alıyoruz. Ondan sonra İkinci boyu nasıl ayarlayacağımızı merak ediyorsanız onu birazdan halledeceğiz. O da öbür trade'de. Buna sadece bir boyumuz var. Ondan sonra sell, yani bu verdikten sonra item'ı alacağımız item'dan bahsediyoruz. Sell'de de arkadaşlar ID 1, yani bir taş almıştık. İki tane taş almıştık aslında. Count 2'ydi. Ondan sonra özel ismi vardı. Tag. Bu tag dosyasını açtık bu sayede. Display. İsim vermeyi benim önceki videolarımdan biliyorsunuzdur çoğunuz. Name. Hey. Peki, tag'dan çıktık. Bakın arkadaşlar, burada name'den çıktık, burada tag'dan çıktık, burada sell'den çıktık. Ve tamam, buradan sonrasında aslında birinci trade'imizi tamamen bitirdik. O yüzden buradan tamamen ayrılabiliriz. Ondan sonra ikinci trade'imize geçiyoruz. İkinci trade'imizde de max uses'ımızı şey yapmıştık. Kaç yapmıştık? 2 yapmıştık. Çünkü 2 kez alabilmiştik. 2'den fazla alamamıştık hatırlıyorsanız. Ondan sonra şu anki hızımız 0 olsun. Yani şu ana kadar 0 kez kullanılmış bir trade. Ondan sonra buy. Orada alınan itemlerden birisi emerald'dı. Aslında evet, birisi emerald'dı. ID 388.
Ve 3 tane emerald istiyordum. Count 3. Ondan sonra ikinci bayımızı ayarlayalım. Bay B olarak geçiyor arkadaşlar, büyük harfle. Ondan sonra da bu da bir dosya kendi içinde. Burada da hey item almıştık. ID'si 1'di. Bir tane koymuştuk. O yüzden count'unu hiç yazmamıza gerek yok. Ondan sonra tag. Ondan sonra display. Ondan sonra içinde name. Ondan sonra hey. Evet, hey'i bile yazamıyorum. Hey. Peki. Buraya kadar name, buraya kadar tag, burada da buy'dan çıktığımıza göre buradan devam edebiliriz. Ondan sonra alacağımız item sell. Burada da arkadaşlar, bu da bir dosya tabii ki. ID'si diamonds orada olduğu için 276. Yanlış hatırlıyor olabilirim, her neyse. Siz ID'leri nereden bulacağınızı biliyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar, villager'ların renklerine nereden karar vereceğinizi bilmiyorsanız açıklamada villager'ların renklerinin ID'leri olacak. O açıklamadaki listeye bakın. Her neyse, devam edelim. ID'yi belirledik. Sonra bir tane olacağı için count'u yine yazmıyorum. Tag. Çünkü geçenkinin özel ismi vardı. Display. Name. Ve adı da arkadaşlar final'da. E tabi sonunda bir ünlem var. Ve sanırım bu kadar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit, her şey hazır. Ama bir test etmeden emin olamayız biz. Bir tane aldık, ikincisini alamıyoruz. Bir tane aldık, bir tane aldık. Bir nedenden dolayı bu hey item hiç azalmıyor. Neyse, nedenini bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi alamıyoruz. Acaba survival'da da azalmaz mı? Bir deneyelim bakalım. Aa, 2'yi doldurduk. Bir tane daha alalım. Evet, game modumuz 0 yapalım. Bakalım azalacak mı şimdi? Yine azalmadı. Herhalde özel isimli itemlarla bir alıp veremediği var oyunun. Her neyse. Bu benim bir suçum değil. Bu bir bug tamamen. Bunları gönderelim. Belki de arkadaşlar, şu an ben de şüphelendim. Bay'da biz hey dedik ya arkadaşlar. Şimdi eğer biz bunu böyle bırakırsak belki kabul etmiyordur. Buna count 1 diyelim. Ben gelecekteki seller count 1'i oraya doğru yere yazdım. Az önce de gördüğünüz zaten, şurada gördüğünüz gibi count 1'i eklediğimiz zaman taşı aldığını fark ettim. Ve o yüzden count 1 aslında önemli bir şey arkadaşlar. Count'ları ekleyin. Bay kısmına count'ları eklemek zorundasınız ama sell kısmına eklemek zorunda değilsiniz. Bunun kanıtı da şu arkadaşlar. Buraya 3 tane koyduğumuz ve buraya da bir tane koyduğumuz zaman bu sefer o bir tane gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi gidiyor. Taşı almamasının sebebi bir bug falan değil. Tamamen benim oraya count yazmamam ve o yüzden baylara her şekilde count yazın. Her neyse arkadaşlar, videoya devam edelim. Her neyse arkadaşlar, bu komutu birlikte yazdık ve bu arada bazılarınız bana neden komutları videonun sonuna koymadığımı soruyor. Öncelikle bu videoların amacı size zaten öğretmek. Eğer o komutları koyarsam siz kopyala yapışır yaparsınız, bir anlamı kalmaz ama düşündüm ki sizi de bu kadar uğraştırmaya gerek yok. O yüzden bundan sonra dünya linklerini altta koymaya karar verdim. Her 3 videoda bir sanırım. Aslında 3 videoda bir mi? Bilmiyorum. Yani koyacağım zaman söylerim ve o zaman şunu söyleyeyim. Bu videonun altında emin olabilirsiniz ki bu dünyanın linkini bulacaksınız ve daha önceki soruların hepsi sign'larla belirlenmiş durumda. Her video koyduğum link şeyden sonra, pardon, her dünya linkini koyduğum videodan sonra bütün önceki linkler de updatelenmiş olacak. O yüzden bu videoyu şu an izliyorsanız, üzerinden belirli bir zaman geçtiyse dünyanın şu anki halini bulamayabilirsiniz. Daha da uzun olabilir. Kim bilir, belki sonsuza kadar gitmişimdir o zaman. Ve şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.